Ankara'da çalışmayan bir üst geçit asansörü yaşlı ve engellilere zor anlar yaşattı. Onlardan biri de 67 yaşındaki polis emeklisi Ramazan Karabektaş oldu. Neyse ki oradan geçen bir motokurye hemen yaşlı adamın yardımına koştu. Karabektaş o anları ATV Haber'e anlattı. Geldi beni geçirdi, gitti. Allah razı olsun. Bir an bile tereddüt etmedi. İşini gücünü bıraktı, motosikletinden indi. Önce trafiği durdurdu, ardından Ramazan amcanın karşıya geçmesine yardımcı oldu. Ramazan Karabektaş üst geçitte bulunan asansör çalışmayınca mecburen akan trafiğe yöneldi. İmdadına ise o sırada sipariş götüren bir motokurye yetişti. Üst geçitlerde bulunan işte bu asansörler normal şartlarda engelli bireylerin güvenli şekilde karşıdan karşıya geçmesi için var. Ancak o gün bu asansör çalışmadığı için 67 yaşındaki Ramazan Karabektaş karşıdan karşıya yoldan geçmek zorunda kaldı. Bu üst geçitin asansörü çalışmıyor mu? Neden? O zaman çalışmıyordum. Ramazan Karabektaş işte bu hızla akan trafikte karşıdan karşıya geçmek istedi ancak bunun imkansız olduğu bir noktadayız. Araçlar çok hızlı ilerliyor, işte o noktada motokurye tam da burada devreye girdi. Dedim bana yardım eder misin, karşıya dedim yardım geçelim dedim. Haydi tamam dedim, motoru yerledim, benim koltuğuma girdi geçirdi. Karabektaş neredeyse her gün bu yolu kullanıyor. Hazır ol, düşecek gibi olursa tutarsın. Tamam, ben direkt koluna gireyim amcam, rahat rahat gidelim. Hadi gel, sol tarafa geç. Otobüs kaçtı mı? Kaçırdık işte, sizin sayenizde, sağ olun. Tamam, sen merak etme, biz seni kendi aracımızla evine kadar götürelim. Evet, o kadar da yardımcı olun canım. Sizin yüzünüzden kaçtı otobüs zaten. Seni arkadaşımız götürsün. Sen gelmiyor mu? Ben daha çalışacağım. Ya sen yakışıklıydın, gel ya. Benim daha çalışmam lazım. Peki. Hadi hayırlı görevler. Ama ölümle burun buruna gelerek yardım sayesinde karşıya geçmeyi başaran tek yaya o değil. Siz tanıyor musunuz, yardımcı mı oldunuz? Yok, tanımıyorum, yardımcı oldum. Karşıdan karşıya geçmesi. Evet. Ona çok teşekkür ederim.